Merhaba arkadaşlar. Şimdi de sizin muhtemelen çözmekten en çok keyif aldığınız çeviri sorularıyla uğraşacağız. Bu çeviri soruların çözüm yöntemleri nedir, ne yapmamız gerekiyor bunlara bakacağız. Biliyorsunuz YÖK dilde hepimiz şoku uğradık. Çeviri sorularından İngilizce'den Türkçe'ye 6, Türkçe'den İngilizce'ye 6 soru geldi. Bunlar çerez sorular. 12'de 12 yapabilmeniz gerekiyor. Bir de hızlı çözmeniz gerekiyor. Zaman kaybetmenizi istemiyorum. Çünkü bu soruları hızlı birkaç yöntemle çözebilmektesiniz. Bakalım bu yöntemler neler? Bu yöntemler çok hoşunuza gidecek. Hiçbir şüphem yok. Önce yöntemleri anlatacağım sizlere. Sonra da videoda örnek sorular çözüp yolumuza devam edeceğiz değerli dostlar. Şimdi ne dedik? İngilizce'den Türkçeye, Türkçe'den İngilizce'ye YDS'de 3 3 6 soru. Yok dilde 6 6 12 soru geldi. 12 çarpı nokta 1 25, 6 çarpı 1 nokta 25 dediğimizde kesin cepte olması lazım. Bir tane bile kaçırmanızı istemiyorum. Bu soruları çözerken birinci hamlemiz ne biliyor musunuz dostlar? Özneyi tut. Özneyi tut. Özneyi tut. İlk hamlen senin özneyi tutmak. Özneyi tut demek ne demek? Özneyi doğru çevir demek. Yani atıyorum bir özne diyorsa historians tarihçiler sen onu tarihçiler diye özneyi bul. Tarihçilerin, tarihçilere göre gibi ifadeler yanlıştır. Özneyi doğru tut. Özneyi doğru tuttuktan sonra ikinci amlen fiil olsun, ana fiil. Ana fiil. Ana fiile bakarken neye bakacaksın? Aktif mi, pasif mi? Madıl mı? Buna karar vereceksin değerli dostum. Yani bu tür soruları çözerken bir özneyi bulacaksın. iki fiile bakacaksın. Üçüncü hamlen bu soruları çözerken bağlaçlar olacak. Bağlaçlar. Yani bağlaçlarla ilgileneceksin değerli arkadaşım. Bağlaçların çevirisinin çevirisinin doğru olduğuna bakacaksın. Doğru olduğuna bak. İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye soruları şu. Hiçbir fazlalık ve hiçbir eksik olmadan çevirmek demektir. Yani birebir moda mod çeviri. İngilizceden İngilizce'ye böyle değildi. Ne bir eksik ne bir fazla farklı kelimelerle, farklı yapılarla aynı sonuca gitmekti. İngilizceden İngilizce'ye dört soru çıkan kısım. Bu kısım ise tamamen aynı olacak. Tamamen. Dört dörtlük olması gerekiyor. Bağlaçlara baktın sonra miktar zarflarımız çok önemli. Yani miktar zarfı önemli derken many, most, few gibi kelimelerin çevirilerini unutmayacaksın. Zarflar çok önemli. Similarly, benzer bir şekilde, işte obviously, açıkça bu zarfları çevirmeyi unutmayacaksın. Buradan yola çıktın. Hiçbir şey yapamadın. Buradan soruyu çıkartamadın. Nereden çıkartacaksın soruyu? Ne yapacaksın? Kelime takibi yapacaksın. Kelime takibiyle bunu ne yapabilirsin? Çözebilirsin. Altıncı madde zamanı ve yer bildiren ifadeleri bildiren ifadeleri doğru çevir zamanı ve yer bildiren ifadeleri doğru çevir. Şimdi Hakkı Hocam siz bize bu yöntemleri neye göre veriyorsunuz? Ben size bu yöntemleri neye göre veriyorum? Yazdığım sorularda çelişkili şık yazarken neye dikkat ediyorum? Bu altı maddeye dikkat ediyorum. Her yerine aynı yaparım 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 yaparım. Bir bağlaç değiştiririm. Hoppa yanlış. Her şeyi doğru yaparım yaparım yaparım. Bir zamanı during 1990's demek, 1990 demek 1990'lar boyunca demektir. Çeviriye koyarım 1990'lar da. Sen buna dikkat etmezsen hop yanlış olur. Söylediklerimi harfiyen uygulamanız lazım. Bir de bu soruları çözerken and bağlacına takılmayın. Yani and bağlacıyla soru çözmeye kalkmayın. Virgül arasında virgüle dikkat etmeyin. Yani and Yokmuş gibi görün Ente göre soru çözmeyin En önemli şey de bu Değerli arkadaşlar Bu verdiğim bilgileri eğer sıralayarak yaparsan Bu sorularda 12'de 12 6'da 6 %100 yaparsın Kaçırmazsın değerli dostum Şimdi örnek soru çözelim Benim Grammar Overdose kitabımda soru olmadığı için iki cilt olarak çıkardığım Overdose uh, Skills kitabımızdan Sayfa 85 ...86-87'deki soruları çözeceğim bu videoda size. Eğer bu kitaptan elinizde yoksa... E, ...bu soruların çözüm takibini ne yapabilirsiniz? Buradan görebilirsiniz değerli dostlar. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Artık soru çözümüne geçiyoruz. Overdose Skills kitabımızın sayfa... ...değerli arkadaşlar... ...85-86'sında çözdüğüm soruları görebilirsiniz. Evet değerli dostlar, şimdi... Bakalım sorularımıza. Birinci soruya gelelim. Birinci soru bu. Ne diyor bakalım birinci soruda? ve bunu yakın alman gerekiyor. Soruda ne dediğine bakmadan önce özneyi bir çizelim. Öznemiz The Leonardo Da Vinci Programı. Leonardo Da Vinci Programı A olabilir. Öznemiz yok. Burada gitti. Leonardo Da Vinci Programı C olabilir. Leonardo Da Vinci programı var mı burada? Var ama olan diye relative clause yapmış. Senin öznende relative clause yok. Denizli gitti. Burada da bak Leonardo Da Vinci programının diyormuş zaten. O da gitti. Edirne Leonardo Da Vinci programı. Bakın özneden ne yaptım değerli arkadaşlar? A'yı, C'yi, E'yi bıraktım. İki şık otomatikmen özne uyumundan eledim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Çeviriyorum artık. Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği'nde, nerede bakayım Avrupa Birliği'nde? Tamam. Mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla 6 Aralık 1994 yılında kabul görmesine rağmen. Sorumda benim rağmen var mı? Bak, rağmen yok. Adana'da gitti. Rağmen fazlalık. Geldim şimdi C şıkkına. Birinci safası 1995-1990... 9 yıllar arasında uygulanmış olan Avrupa Birliği'nde mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla amacıyla with a view to tamam oldu. 6 Aralık 1994 tarihinde kabul edilmiş bir mesleki eğitim planıdır. Bir mesleki eğitim planıdır. İşte şurada. Bir mesleki eğitim planıdır. Evet olabilir arkadaşlar. Ceyhan olabilir. Denizli'ye geldim. Avrupa Birliği'nde mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla 6 Aralık 1994 tarihinde kabul edilmiş olup ilk aşaması 1995. Burada da ne yok? Burada da ne yok arkadaşlar? Ee, şu, Evocational Training Act. Yani bir mesleki bir mesleki eğitim planıdır. Yok değerli arkadaşlar Edirne'de. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi geldim ikinci sorumuza. Bakalım ikinci sorumuz da bizden ne istemiş? Bakalım ikinci soruya. Şunu kapatabiliyoruz değil mi? Evet. Heh, daha iyi oldu böyle. Şimdi ikinci soruyu çözüyorum değerli arkadaşlar. Bakalım ne diyor ikinci sorumuzda? As the two armies approach each other. Öznemiz iki ordu. Bir de ez'in çevirisine bakacağız. The bilmem ne bilmem ne. Tamam. İki ordu birbirine yaklaştıkça, evet buradaki ezi dıkça dikçe alabilirsin. A doğru cevap olur. Ordular diyor, ordular değil senin öznen. İki ordu, Bursa gitti. İki ordunun birbirine yaklaşması çok olmamıştı. Ezin çevirisi nerede? Ceyhan'da ezin çevirisi yok. Ceyhan gitti. Öznen senin burada doğru değil. İki ordu birbirine yaklaştıkça diyecek. Burada ordu falan da yok. Bu yüzden Denizli'de gitti. Ne kaldı şimdi? Edirne. İki ordu birbirine yaklaştıkça. Gördünüz mü? Sadece özne ile bağlaca okudum. Ya A dedim ya E dedim doğru cevap. Şimdi A'yı çevirelim. Kartacalılar 80 filini robot piyadelerinin saflarına doğru yürüttü. Ancak... Hmm... Bat. Ancağı vermiş. Çok geçmeden bu iri hayvanlar püskürtüldü. Tamam. İki ordu birbirine yaklaştıkça Kartalcalılar Roma süvarilerinin bulunduğu bölgeye yaklaşık 80 bil gönderdi. Ne var ki? Bakın batın karşılığı yok. Batın karşılığı olmadığı için doğru cevabımız bu soruda A şıkkıdır değerli arkadaşlar. Geldik üçüncü sorumuza. Bakalım üçüncü sorumuz bize ne söylüyor? Bakalım ne söylüyor üçüncü soru? There is a good change that these new houses can withstand with strong earthquakes. Şu a good change'in çevirisinden yola gideceğim. Bir de bu yeni evler demesi lazım. Bir de kalabilir, kalabilecek öyle. Şimdi bakıyorum Adana ancak ancak çevirisi benim sorumda yok. Bu yeni binaların depreme dayanabilme olasılığı yüksek görünüyor. Görünüyor nerede? Görünüyor. Görünüyor diye bir yüklem yok. Bursa'da gitti. Bu yeni binalar büyük olasılıkla There is a good chance büyük olasılık diye ne, çevrilebilir. Şiddetli depremlerde dayanabilecektir. Bu yeni evler büyük olasılıkla şiddetli depremlerde dayanabilecekler. Evet arkadaşlar, Ceyhan olabilir. Denizli inşa edilen kelimesi yok. Bu yıl kelimesi yok. Denizli gitti. Edirne yeni binaların güçlü depremlere karşı dayanabilmeleri şansa bağlıdır. Burada bir şansa bağlılık vesaire öyle ba bağlı olma kelimesi falan yok. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır değerli arkadaşlar. Şimdi geldim dördüncü soruya. Bakalım dördüncü sorumuz bize ne söylüyor? Doktor, doktor, öznemiz doktor. Öznemiz doktor. Bakalım doktor ne demiş? Doktor, 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 doktor. Özneden eleyemedim. Söyledi, 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 eleyemedim. Kime söyledi? Onun hastasına. Ne söylemiş? Not to eat too much meat for dinner. Akşam yemeklerinde çok fazla et yememesini söylemiş. Ve düzenli olarak sağlığı için spor yapmasını söylemiş. Peki doktor hastasına sağlığına dikkat etmesi için az et yemesini ve spor yapmasını söyledi. Az et yeme az kelimesi yok ki. Not to eat too much çok fazla et yememesi. Az kelimesi yok. Ve diğer bir eksiklik burada. Hani ne var hocam ona? Düzenli olarak kelimesinin karşılığı yok Adana'da. Adana'da birden fazla eksik var. Adana gitti. Bursa doktor hastasına sağlığı için akşam yemeğinde fazla et yememesini ve düzenli olarak spor yapmasını söyledi. Olabilir Bursa. Ceyhan doktor hastasına sadece akşam yemeğinde fazla et yememesini değil sadece Natonli Nibat olsa yok ki bizim sorumuzda. Ceyhan gitti. Doktor hastasına düzenli spor yapar ve et yemeği bırakırsa yemek bırakmak yok. Bir de akşam yemeği yok. Denizli gitti. Edirne. Doktor hastasına düzenli olarak spor yapsa bile even if, even so, sesa bile yok. Doğru cevabım bu yüzden arkadaşlar. Nedir benim? Bursa'dır bu soruda. Şimdi geldim 5. soruya. Bakalım 5. soru bize neyi sormuş? With the help of Australia and America, önce bunu inceleyeceğim. Avustralya ve Amerika'nın yardımıyla, Avustralya ve Amerika'nın yardımı sayesinde öznlere doğru bakalım. Avustralya ve Amerika'nın yardımları sayesinde, evet, Adana olabilir. Avustralya ve Amerika'nın yardımlarıyla Bursa olabilir. Endonezya'nın Avustralya yardım Amerika'nın da Deda. De. Zaten özne doğru değil bile de DDA de, de çevirisi yok, also, Ezrel yok. Avustralya ve Amerika'nın yardımları olmasaydı, olmasaydı diye bir çeviri yok. Endonezya'nın polis teşkilatı şu takipçisi çok geçmiş. Buna Avustralya'dan, Amerika'dan gelen, Amerika'dan gelen yardımlar böyle bir şey de yok. Özneyi doğru tutmamış. Özneyi doğru tutan iki şık A ve B. A yok diyorum. Endonezya'nın polise geliştirmiş onları tamam. Endonezya'nın polis teşkilatı suç takiplerini büyük ölçüde ilerletmiştir. Adana olabilir, Bursa. Endonezya'nın polis teşkilatının suçu takibi önemli ölçüde arttırdığı söyleniyor. Söyleniyor diye bir şey olmadığı için Bursa'da gitti. Bu soruda da doğru cevabım A şıkkıdır değerli arkadaşlar. Şimdi geldim 6. soruya. 6. soruya bir bakalım. 6. soru ne diyor? Geldim 6. soruya. Öznem ekosistem, 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 ekosistem. değil. ile E'yi eledim. Niye? Çünkü özneyi doğru tutmamış. Burada ekosistemin demiş bir. Bir de ekosistemi demiş gitti. Devam ediyorum. Is a group of animals and plants that live in a specific region and interact with one another and their physical environment. Peki okuyalım. Özel bir alanda yaşayan ve birbiri ve çevresinde etkileşim halinde bulunan bir hayvan ve bitki grubuna verilen attır. At var mı? Attır. Verilen var mı? Yok. Verilen yok, attır yok. Adana'da fazlalıklar var. Gitti. Özel bir alanda yaşayan hem birbiri hem de çevresiyle hem hem çevirisi. Boat end var mı? Bot and de yok. Bursa'da da fazlalık var. Gitti. Geldim Ceyhan'a. Ekosistem özel bir bölgede yaşayan ve birbirleri ve çevreyle etkileşime geçen bir hayvan ve bitki topluluğudur. Demiş ve doğru cevabımız Ceyhan olmuş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sadece birkaç hamleyle doğru yere bakarak hepsini okumadan önce dedikten sonra rahat rahat soruları çözebilmekteyim değerli dostlarım. Yedinci sorumuza bir bakalım. Most speakers at the meeting. Bakalım. Konuşmacıların toplantıda değil ki most speakers at the meeting özneyi doğru tutmamış. Toplantıya katılan çoğu konuşmacı katılan kelimesi yok. Elendi. Toplantıdaki pek çok konuşmacı. Peki kalsın. Toplantıdaki konuşmacıların çoğu, hadi bu da kalsın. Toplantıda söz alan, söz alma kelimesi yok. Bakın öz neden A'yı, B'yi, E'yi direkt eledim. Bu soruda doğru cevabım şimdi benim. Ya C ya D. Uh, point out that in recent years, son zamanlarda. Bakalım son zamanlarda kelimemize. Sürdürülen açma projenin. Bakın C'de son zamanlarda eksik. Son zamanlarda eksik olduğu için gitti. <laughs> doğru cevabımız D şıkkı olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Şimdi geldim 8. soruya. Bakalım 8. soru bize neyi sormuş? Geldim 8. soruya. Bakalım the first permanent palace theater demiş. Peki kalıcı saray tiyatrolarının ilki, kalıcı saray tiyatrolarının ilkinin nın nerede ya? Nın nerede? Bursa gitti. Kalıcı tiyatrolarının ilki A olabilir, C olabilir. Kalıcı saray trotlarından bir ilki de DD DDA nerede Denizli gitti. Kalıcı sıraya tuyakların ilklerinden olan, ilklerinden olan nerede? Bu da gitti. Özneyi doğru tutan iki şık A ve C. Görüyor musunuz? Neredeyse birinci maddeyle bir sürü işi kolaylaştırıyoruz. Devam edelim. Is the Dolmabahçe Palace Theatre Commission by Sultan Mecid and located not for from the at the bottom of the slope going up the gümüş suyu. A'yı okuyorum. Kalıcı sıraya tuyaklarının ilk Sultan yaptı. yaptığı Dolmabahçe Theatre'sudur. Buraya kadar bakın arkadaşlar. Kalıcı Saray Tiyatroları'nın ilki Sultanahmet Meç'in yaptığı Dolunbaşı Sarayı Tiyatrosu'dur. Tiyatrosudur. Buraya kadar A ve C aynı. Ve bu tiyatro sarayın az ilerisinde. Sarayın az ilerisinde. musunuz? A ve C dikkat et. A ve C şıkkı şuraya kadar aynı. Hiçbir farkı yok. Peki. Gümüş suyu yokuşundaydı demiş. Burada da... E, gümüş suyuna çıkan yokuşun başındaydı. Şimdi... Gümüş suyu yokuşunda mıydı? Gümüş suyuna çıkan yokuşun başında mıydı? At the bottom of the slope going up to gümüş suyu. Gümüş suyuna çıkan yokuşundaydı değil. Yokuşunun başındaydı. Şu bottom kelimesinden dolayı doğru cevabımız bu soruda A'dır değerli dostlar. Şimdi geldim 9. soruya. Bakalım 9. soru bize neyi sormuş? What was the name of the film? Ha, filmin adı nedir demiş. Soru bu. Filmin adı nedir? Bir film miydi? Yanlış. Filmin adı nedir diyecek. Hangi filmin şarkısı demiş? Yanlış. Filmin adı neydi diyecek. Filmin şarkısı mıydı demiş? Yanlış. Filmin adı neydi diyecek. Rol aldı hangi filmin şarkısıydı? Hangi yok ki? Hangi yok ki? Filmin adı neydi diyor? Evet arkadaşlar, bakın filmin adı neydi diye soran tek şık Edirne ve bu soruyu sadece filmin adı neydi diye sorulan sorudan buldum değerli dostlar. 10. soruyu çözelim. Bakalım 10. sorumuz bize ne demiş. Öznemiz tarihçiler tamam mı? Özne tarihçiler. Bursa gitti. Niye? Tarihçiler diye bir şey yok. Tarihçiler diye bir şey Ceyhan'da yok. Roma tarihçileri değil. Tarihçiler o da gitti. Tarihçilere göre çevirisi de yok. Gördüğünüz üzere tek özneden A şıkkını bulduk değerli arkadaşlar. Yok dilde çıkan sorular da bu benim çözdüğüm kendi yazdığım sorulara çok paralel sorular. Bu soruları özneyi tut, fiili tut, doğru bak, miktar zarfına bak, zarflara bak, kelime takibi yap, zaman ifadesini doğru çevir. End bağlacına dikkat etme. Çıtır çıtır çözeceğin sorular olarak karşına çıkmış. Yök dilde özellikle 12 soru. YDS'de de 6 soru. Çok önemli değerli dostlar. Bu video da burada bitti. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.